Sor oğlum. Dayımı sen mi vurdun? Anne de. Kamil Safiye ile Abidin'in değil, Gülsüm'ün oğluymuş. Sık teyzemin oğlu. Çünkü ancak sıkarsa bu kapıdan geçebilirsin. Sık! Sen kardeş katili olma diye kendi canından vazgeçti Ferhat. Sen şimdi kendi öfkenden vazgeçilmiyor musun? Azat baba neredesin? Evdeyim evlat. Gel. Ben de seni arayacaktım. Eyvallah. Ayhan. Ferhat geliyor. Aslı? O da geliyor. Biz erkek erkeğe konuşalım ha? Baba biz ne yapıyoruz? Biz güven inşa ediyoruz. Önce bu. Sonrasına bakarsın. Bu Yeter Hanım'la ilgili mevzuyu bana ne zaman anlatacaksın? Benim bir avukat bulmam lazım. Anlaşıldı. Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. Gülsüm'ün durumu kötü olmuş. Yani abisiyle ilişkisi açısından zor bir durum. Öyle. Çok zor. Ferhat da çok üzüldü. Ama ben şeyi anlayamıyorum. İnsan kendi yanınca neden etrafındakilerini de yakar geçer? Çok anlamsız. Zor adam. Öyle. Ama çok seviyorsun. Yani. Yok yok, birbirinizi çok seviyorsunuz, çok belli oluyor. Öyle mi görünüyor uzaktan? Bazen uzaktan her şey daha net görünür. Yakın nişan kör olur. Hay! Bir şey yok, bir şey yok. Babam atıştı halim yok. Senin baban da mı? Allah'ım kaçamıyorum silahlardan. Alışmam lazım gerçi artık ama alışamıyorum. Estağfurullah baba. Senin dayı birilerinin ayağına fena basmış ha? Öyle diyor. Ne demek bu? Ben inanmadım demek mi? Kafamı kurcalayan çok şey var Azat baba. Ortada bir şeyler varken şüphe oluşmaz evlat. Şüphe kendi delillerini beraberinde getirir. Sen şeylerden şüphelenmeye başlarsın. Sonra olur olmaz her şey sana delil gibi görünür. Bu da seni yanlışa götürür. Dışarı sık çıkmıyor musun Azat baba? İçeride bir sıkıntı olmasın. Minareyi çalan kılıfını hazırlar evlat. Sen hiç merak etme. Şimdi sana bir soru. Gardiyan olmak mı daha zordur, mahkum olmak mı? Adamına göre değişir herhalde. Değişmez. Gardiyan olmak daha zordur.
Neden? Çünkü gardiyan da gardiyanlığa mahkum olurdu ondan. Affı yok, iyi hali yok, ceza indirimi yok, yok. Evlat, sevdanın mahkumu ol. Af çıkar, belli mi olur? Kendinin gardiyanı olma, hayat gider, heba olur. Tazeleyeyim mi? İyi olur, zahmet olacak. Aslı, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hayırdır, ne arıyorsun sen burada? Ben çağırdım. Yiğit meselesini konuşmak için. Bir de malum sizin evde durumlar. Biraz hava alsın dedim. Ayhan, ya ben dalgaya düştüm. Benim okula dönmem lazım kızım. Ben bırakayım seni babacığım. Hadi. Ev sizin. Biz kaçtık. Aa, olur mu öyle? Alo. Efendim Abidin. Nereye? Tamam. Peki, sağ ol Abidin. Görüşürüz. Kim nereye gidiyormuş? Seni ilgilendiren bir konu değil. Eğer Abidin seni arıyorsa beni ilgilendiren bir konudur bu. Sen söyle bakayım bana, kim nereye gidiyor? Peki. Bir kardeşin anneni de alıp diğer kardeşin evine gitti. Oldu mu? Umursamadım bile, demek seni ilgilendiren bir konu değilmiş. Belki böylesi daha iyi. İyi, iyi. Ben gidiyorum. Eğer havalimanına götürüp bırakmak istersen adresi biliyorsun zaten. Ama bu sefer karşında beni bulursun, haberin olsun. Sen bana söylesene şunu. Aslı olmasaydı buraya gelir miydin? Ha? Hiç daha önce çekip Gülsüm'ü karşına alıp konuştun mu? Bir nasılsın, iyi misin dedin mi? Ya da Yeter Hanım'a. Ben seçimimi yaptım. Anladın mı? Sen beni terk ettiğin gün ben seçimimi yaptım. Onlar seninle kaldılar. Bak ne haldeler. Yeter Hanım da şimdi kendi seçimini yaşıyor. Bence aramızdaki tek kurban Gülsüm. Belki herkes seçtiği yoldan memnundur. Belki. İyi. İyi yani. Ben sizi dünyanızda rahat bırakayım Yiğit. Benim için sıkıntı yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.